Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyi, sen? Ben de iyiyim. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Evet. 5'te 5. 5'te 5'teyiz, evet. Nasıl bir format? Formatımız aslında değişmişti, onu söyleyelim. Bir daha geçen değişti. Ama anlatmıştık. Şaşıracak bayağı yani. Sürekli format değiştiriyorsunuz, bu ne falan. Ben size bir format daha buldum 5'te 5'te. Gösterdim belki, çok güzel. Rıdvan da, Rıdvan da bir format gösterdi sabah. Format içinde format. Format içinde format. Matruşka gibi program 5'te 5. Evet. Bu hafta derbi olduğu için, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı olduğu için biz normalde geçen hafta ikimiz de bir konu kıyaslama hakkında yaptık. Kıyaslama şeklinde yaptık. Bu hafta 5 tane en iyi, bizce en iyi ya da tabii en iyi biraz göreceli tabii ama en keyifli Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarını derledik. Yani unutulmaz olması. Unutulmaz olması tabii. Kriter aslında yani. Buradaki kriter herkesin tabii futbol zevki farklı olabilir. Kimisi herkesin çok gollü. Herkesin futbol zevki kendine. Çok gollü maçlarından. Kimisi öyle sever, kimisi olaylı maç sever. Kimisi defansif futbol sever. Aynen öyle. Değil. Çok gollü maçı herkes sevecek diye bir şey yok. Evet. Biz kendi futbol anlayışımıza göre bir 5 maç belirledik. Onları konuşacağız. Kronolojik sırayla gideceğiz. İlk görüntümüz 1983-84 sezonundan. Ligin bitmesine 8 hafta var. Klasik o dönemlerde zaten bir Fenerbahçe-Trabzonspor lig zirvesinde sürekli birbirleriyle yarışıyorlar. Trabzonspor'un çok hegemonyasını arttırdığı dönemler. Ligin bitmesine 8 hafta kala Fenerbahçe deplasmanına geliyor Trabzonspor. Ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılıyor. Onunla ilgili bir görüntümüz de var. Trabzonsporlu futbolcular. Burada futbolcular aileleriyle. Evet. Maça doğru gidiyorlar. Aileleriyle vedalaşıyorlar. Yolculuk öncesi vedalaşıyor Şenol Hoca. Milli takım kaptan, milli takım teknik direktörü Şenol Güneş şu anda. O dönemin muhabirliği de, o dönemde muhabir olsaydın daha keyifli olabilir miydi eğer yapsaydın o dönemde? Daha keyifli çünkü oyuncularla kurduğun iletişim daha sıcak ve temas daha sık. O açıdan daha kolay olabilirdi şey olarak. Daha çok birebir iletişim her zaman iyidir. Şimdi biraz daha durum farklı. Mesela Selçuk Yıldız rahmetli. Çok büyük futbolcuydu o da. Fenerbahçe için çok kritik bir maç. Ve evet. 89. dakikada Hasan Şengün'ün bu golüyle Trabzonspor maçı 1-0 kazanıyor. Çok, çok güzel gol. O dönem şöyle anlatmak lazım. Galatasaray ile Beşiktaş tarihlerinde belki de en şampiyonluktan uzak oldukları dönem. Özellikle Galatasaray'ın Brian Bird sonrası Derval'e kadar şampiyonluğu yok. Beşiktaş'ın da bir 13-14 yıllık bir boşluğu var. Yani o dönem Trabzon, Fenerbahçe, Trabzon, Fenerbahçe, iki Trabzon, bir Fenerbahçe gibi sürekli iki takım arasında gidip gelmiş şampiyonluk. O da o dönemin maçlarından biri. O açıdan o dönemki Trabzonspor-Fenerbahçe maçları direkt olarak şampiyonluğu etkileyen maçlar. Çünkü Galatasaray ile Beşiktaş sahnenin biraz gerisinde kalmışlar o dönem. Sonra Galatasaray Derval'le bir devrim yapıyor ve önce Flore Metin Oktay tesislerinin yenilenmesi, ondan sonra oyun anlayışının yenilenmesi, Beşiktaş'ta Süleyman Seba ile bir gençleşme operasyonu yaptıktan sonra başarılar geliyor. Ama onlar gelmeden önce iki takım var, Trabzonspor ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında. O açıdan çok önemli maçlardan biri. Bu rekabetin daha öncesi de var voleycilere. Onu evet. Anlatmak için geriden aldık. 80'li yıllarda, 70'lerin sonu, 80'lerin ilk yarısı hep Trabzonspor Fenerbahçe 74, rekabetiyle geçmiştir. 70'li yılların ikinci yarısında zaten Trabzonspor evet, 1. Lig'e çıkıyor. Aynen. Çıktığı gibi de hemen şampiyonluğa oynuyor. O takımın en önemli oyuncularından bir tanesi de Küçük Şenol. Fenerbahçe'ye daha sonradan transfer eden, Trabzonspor'da oynayan çok şampiyonluk yaşamış Trabzonspor'da. Ali Kemal Denizci büyük efsanelerden biridir. Geçişler de olmuş yani Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye. Benim babam rahmetli Sabri Göz de 71-72 sezonunda sanırım Trabzonspor'da oynamıştır. O da enteresan Allah bir bilgi. Allah rahmet eylesin diyelim. İyi bilgi yani yetenek oradan geliyor diyorsun. Yani işte. İkinci maça geçtik. Evet, ikinci maça bakalım. Şimdi ikinci maç yine yani Trabzonspor deplasmanı her zaman. Gerson değil mi? Gerson aynen öyle. Çok zor deplasmandır. İsmail Hoca, İsmail Kartal. Ve Fenerbahçe o deplasmandan 4-3 galip ayrılıyor. Burada Hamili'nin inanılmaz bir şutunu görüyoruz. Ya yeni neslin Hami'yi izlemesini çok isterdim ya. Hami Mandıralı'yı. Aykut Hoca'nın dönüş sol ayağı. Yani bu golü gördüğüm zaman içeride de konuşmuştuk. Hani müthiş. Bu kadar ofansif yetenekleri üst düzeyde olan bir futbol adamının teknik direktörlüğe geçtikten sonraki bakış açısını anlamak hakikaten yani
benim açımdan oldukça zor. Ama Fatih Terim de liberoydu. Tam tersi oluyor. Şenol Güneş de kaleciydi mesela, da çok hücum. Evet. Kendine ne eksikse herhalde onu tamamlamaya çalışıyor hocalar. Yani yıllarca Fatih Terim'in savunması şeydir. Hani biz yıllarca milli takım olarak da bekledik, artık atak yapalım şeklinde. Ama Aykut Hoca'nın felsefesi tabii daha değişik. Ama bu maçla ilgili şunu söyleyelim. Trabzonspor bir duraklama döneminden sonra 90'ların ilk yarısında yavaş yavaş bir ayağa kalkması söz konusu. O kadroda Liverpool sezonu, bu sezon olabilir sanıyorum ki. O Liverpool'u sanırım ya da Barcelona'yı yendikleri. Barcelona'yı özür dilerim, Liverpool. Trabzonspor'da işte kaleci Victor olsun, Hamdiler, Hamiler, Abdullah Ercanlar, Victor. Daha sonra katılanlar Tolunay Kafkas, ki Abdullah Ercan da normalde 10 numaradır, sonra sol beke evrilmiştir. Orhan, Büyük Orhan, Büyük, Küçük Orhan, Ünal Hoca, Ünal Karaman. Yani çok o gün temizkanı oldu. Gerçekten çok iyi bir takım Trabzonspor o dönemde. Zaten birazdan geleceğimiz o 96, evet. Ki onunla ilgili çok konuşulacak şey var, ama bu maç özelinde de Fenerbahçe de yeni bir takım. Bu iki yeni takımın karşılaşması gibi ve gülen taraf Fenerbahçe olmuş. Fenerbahçe Trabzon'da oldu. Trabzon'da Rıdvan Dilmen'in de işte Oğuz Çetin, Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman'ın. Evet, Rıdvan Hoca'nın müthiş pası. Müthiş asisti. Novak golü atan oyuncu. O da iyi oyuncuydu Novak. Evet, Novak da daha sonra Bakırköy Spor'da mı oynamıştı? Öyle bir şey vardı. Victor deyince aklıma gelen replik oldu mu hiç? Ne yaptın Victor? Aynen. Evet, farklı bir maçtı. Ama iki takım, yani iki ekolün karşılaşması. Bol gollü, ya bu maçlardan beklentimiz hep budur. Hani bol gollü olsun. Bu hafta da mesela Kadıköy'deki maçta da onu bekliyoruz. Gol vaat ediyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçları hep bol gollü ve mücadeleci olmuştur. Hakeme de bayağı bir itiraz ciddi var. Ciddi itiraz var Trabzon'da. Soner Kıvırcık, evet. Sarşı Soner'i hatırlıyorum orada. Yani güzel bir jenerasyondu ve Trabzonspor için asıl 96 yılı. Evet, bir sonraki karşılaşmaya geçelim. Şimdi bu en son şampiyonluğunu 84'te kazanan Trabzonspor, ondan 12 yıl sonra şampiyonluğa bu kadar yaklaştığı bir dönem herhalde olmamıştır. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde biraz önce saydığım takımın, o takıma da Şota eklendi. Arçil Şota ikilisi eklendi. Şota ile ilgili şunu belirteyim. Türk futbol tarihindeki en yetenekli yabancı oyunculardan biridir. 3'e, 4'e, yani 5'e girer kesin. İlk 5'e girer, yani müthiş yetenek. Yani inanılmazdı. Şota daha sonra işte Ajax günleri, Glasgow Rangers günleri ve çok da iyi bir teknik direktör oldu. Türkiye'de de görev yaptı, ama Şota inanılmaz bir golcü ve çok yetenekli bir golcü. Hani sadece ceza sahası içinde iş yapan değil, oynayan, oynatan, teknik, özel yetenekli. Yani en uçta özel yeteneğin olması çok az rastladığımız bir şeydir. Çünkü forvet oyuncuları genelde, yani özel yetenekler hep 10 numara pozisyonda olur ya genelde kanat oyuncuları. Ama en uçta oynayan adamın özel yetenek olması müthiş bir keyiftir. Biz Şota'da onu yaşadık futbol severler olarak. Yani şu maçı tabii voleyciler, genç voleyciler izlememiş olabilirler. Yani inanılmaz maçtı. İnanılmaz maçtı. Şöyle söyleyeyim, Trabzonspor kazansaydı eğer şampiyonluğu ilan ediyordu. Yani 5 Mayıs 1996 günü kendi sahasında Fenerbahçe'ye yenseydi. Metin Mert kalede. 2 puan öndeydi şu maça çıkarken Fenerbahçe'den Trabzonspor. İlk yarısında 1-0 mağlup kapattı Fenerbahçe, ama maçın ikinci yarısında Oğuz Aykut, yani o senenin sonunda gönderilen ikili. Sonra da gittiler. Alişan gönderdi iki değerli oyuncuyu. Ama benim yani akıllarda kalan en net performans kaleci Rüşt'ün performansıydı. Yani biraz sonra o frikler de gelecek. Hamid'in inanılmaz iki tane frikini 90'dan çıkarmıştı. Ve 22 yaşında Rüşt'ü burada. 22-23 burada yaşında. Rüşt'ünün Türk futbol tarihine geçtiği maçlardan biri. Rüşt Reşber'in çok maçı, yani bayağı maçı var böyle. Milli takımda da var, ama bu genç yaşta şampiyonluğu getirdiği, belki de ilk defa işte bu frikik mesela, inanılmaz. Yani bunu nasıl çıkartıyorsun yani? Hami Hoca anlatır hep. Bazen geceleri rüyama giriyor der. Evet. Yani vuruyorum vuruyorum şu kurtarıyor diye. Yemedi. Güzel oyunda yani. Belgeselde anlatmıştı benim programda. Yani ciddi bir travma da oldu herhalde Trabzon tabii, şehrinde. O dönemi şöyle anlatmak lazım. 96 yılında Fenerbahçe Başkanı Ali Şen Fenerbahçe Trabzon'a kafile varınca Aygün vardı, sol ayak. Evet. Yetenekli bir oyuncu Fenerbahçe'de. Onun kafasına bir cisim geliyor ve onun kafası sarılıyor. Çok büyük olaylar çıktığı anlatılıyor. Bu da inanılmaz mesela. Orada Alişen'in diplomasisiyle, yani olayı Fenerbahçe Başkanı Alişen çok enteresan şekilde yönetti ve gergin ortam sanki biraz daha gerildi gibi olmuştu. Yani böyle Trabzon'da o gün statta inanılmaz bir gerginlik vardı. Hatta Şenol Güneş teknik direktör Trabzonspor'un
Orada Trabzonlu oyuncular hep şunu derler. Onlarla da çok sayıda belgesel yaptığım için anlatıyorum onu. Biz savunma yapmak istiyorduk. 1-0 öndeydik ama Şenol Hoca hala hücum. 2'yi 3'ü bulalım, bir rahatlayalım mantığıyla bizi hücuma sevk. Biz ayaklarımız geri geri gidiyordu. Şenol Hoca hayır hücuma gidin diyordu derler. Ve o maçta 1-0'dan 2-1'e gelmesi ki Erol Bulut'un soldan ortasıyla. Aykut Kocaman golü yaptı. Pereira Brezilyalı efsane. Kaleci Engin, Boliç. Yani Fenerbahçe takımı da çok iyi takım i̇yi orada. Trabzonspor da çok iyi takım. Türk futbol tarihine geçen belki de en değişik 10 maçtan biridir yani. En unutulmaz 10 maçtan biridir. Çünkü şampiyonluk bir yerden bir yere gitmiştir. Hayır. O açıdan çok önemli. Ve Trabzonspor tarihinde de bir travma haline gelmiştir.